Aldırmamış ki. Niye Huşengi aldırmamış diye sorarsan, Hoşteng sütü getirene kadar günlük süt haftalık süt oluyordu ondan. Çok anlarsın Gonca. Huşeng, sen niye gidip süt almıyorsun? Gonca bana benim sütümü vermiyor. Dert ettiğin şeye bak Huşengciğim. Sütün iyi değilse biz de senin etinden ve yününden faydalanırız. Söyle bakalım sabah sabah ne oldu? Ben Gonca balama bakıyorum. Nasıl çağırabilirsiniz? Gonca'nın evde olmadığını sen benden daha iyi biliyorsun Huşeng. Söyle ne oldu? Yok önemli bir şey. Öylesine sormuş ya. Saçmalama Huşeng. Bir işin olmasa niye arayasın Gonca'yı? Benim yulacak paltarları vermiştim ben ona. Anlamadım Huşeng. Neyi verdin? Yani benim kirli çamaşırlarımı ben ona vermişim. Benim çamaşır makinesi hala bozuk da. Daha doğrusu tamirci de rehin. Sağ olsun Gonca balam da yıkayabilir benim çamaşırlarım. Ya ne iyi bir insan. Yani süper hiper hürmetli Gonca balam. Allah Allah. Yani seni o kadar dövmesine rağmen şimdi arkadaş mı oldunuz? Yok, onu vurduğu yerde gül biter Ayman'ım. Yani o kadar şanslısınız ki çok iyi bir kardeşiniz var. Evet, biliyorum. Ver çamaşırlarını bana. Size zahmet olmasın. Canım niye zahmet olacak? Ben alacağım, Gonca'ya söyleyeceğim. Ya Gonca balam kadar olmasa da siz de hiper hürmetlisiniz ha. Buyurabilirsiniz. Teşekkür ederim. Gonca kadar olmasa da... Ya bu kızda şeytan tüyü var. Yani o kadar dayak atıyor, yine de sevdirmiş kendisini. Kime çekmiş? Oy! Vallahi şöyle kaymağı üstünde bir inek sütü satan bir yer bulamadım ha. Yok, apartmanda yasak olmasa alacağım bir tane de ineği, besleyeceğim evimi. Nasıl bir şehir burası ya? Çok yoruldum zaten. Azıcık şuraya oturayım da dinleneyim. Oy. Allah rızası için bir sadaka abiler ablalar. Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için köre bir sadaka abiler. Allah rızası için bir sadaka abiler ablalar. Ah! Ah pardon kardeşim, kusuruma bakma. Benim gözlerim görmüyor, körüm de. Acaba diyorum rica etsem şu mendilimin arasından bana 20 milyonluk verin mi? Tabii veririm abla. Ne kadar demiştin abla? 20 milyon. Tamam abla. Seni. Nefsiz, ahlaksız. Zaten bu şehirde kimse kimseye yardım etmiyor.
Senin gibi düzenbaz yüzünden gerçekten muhtaç olanlara bile yardım edemiyorsun sen ya. Sahtekarlar. Günaydın Ayça. Ben de nerede kaldın diye merak ediyordum. Ayça'm iyiyim. Kusura bakma o zaman beklettiğim için. Bundan sonra daha erken kalkmaya çalışacağım. Ayça'cığım. Şaka yaptım. Zaten düzgün uyuyamıyorum. Sakın erken geleyim deme. Ay tamam tamam. Ben zaten Gonca için gelmiştim. Gonca yok mu? Sonuncusunu az önce sattık. Ben sonra geleyim o zaman. İyi Ayça. Üf şaka yaptım. Ne yapacaksın Gonca'yı? Ona danışacağım bir takım şeyler var. Gonca'ya bir şey danışacaksın. Evet. Gonca yok burada. Süt almaya gitti. 10 dakika sonra gelecek. Ama önemli değil. Bana danışabilirsin. Yok sağ ol Gonca'cığım. Ona danışsam daha iyi olur. O niye? Evde tavuk mu besleyeceksin? Hayır canım ama nasıl desem. Gonca çok nötr biri. Yani magazin programları yayınlamayan televizyonlar gibi saf. Gerçek neyse hiç kibarlık yapmadan insanın yüzüne dong diye söylüyor. Bak sen. Ne yani? Ben yalan mı söylüyorum? Yok canım. Ama sen benim üzülmemem için acı gerçeği söylemiyorsun belki de. Sonra sıkılıyorsun. E Gonca ben anlayana kadar anlatıyor. Neyse ben sonra gelirim. Kız var ya çok şanslısın. Harika bir kardeşin var. Evet haklısın. Keşke komşularım da kardeşim kadar iyi ve anlayışlı olsa. Hadi neyse sonra görüşürüz canım. Bay bay. Ama ben de çok meraklıydım senin dertlerini dinlemeye. Allah rızası için. Allah ne muradın varsa versin. Allah rızası için. Bak bunun gerçekten ihtiyacı var. Yaşlı başlı adam. Yazık. Al amca al. Allah kabul etsin. Helal et kızım. Allah razı olsun. Helal olsun amca. Helal olsun. Allah rızası için. Allah rızası için. Ha kardeşim. Merhaba. Bana şöyle tam yağlı inek sütü satılan bir yer var mı? Bir göstersen bir söyle kurban olayım. Bacım şuradan çık. Sol tarafta olacak bir tane. Oradan bakıveririz. Ana! Bu nasıl dilenci? Bu nasıl iş böyle? Senin o dilenci zannettiğin adamın arabaları, evleri, arsaları var biliyor musun? Niye o zaman dileniyor? O kadar malı nereden kazandı zannediyorsun? Doğru dedim vallahi. Ey yarabbim. Şu İstanbul'un taşı toprağı altın diyorsunuz. Ne altını? Sahtekar dolu. Ay. Günaydın hocam. Günaydın Koray. Hayırdır? Ya sabah sabah seni de rahatsız ettim. Kusura bakma ne olur. Yok canım rica ederim. Benim bünyem alıştı böyle şeylere. Yani kalkalı çok oldu. Şey diyecektim ben, Gonca yok mu? Allah Allah, ya, kamera şakası mı bu? Her gelen Gonca'yı soruyor da. Ya benim bugün giyeceğim gömleğin düğmesi koptu da acaba onu dikebilir mi diye soracaktım. Gonca yok ama, Yonca var. Ver ben dikeyim. Yok, sen şimdi beceremezsin hocam. Niye canım, ben kadın değil miyim? Yani oradan çok mu beceriksiz görünüyorum? Hayır canım, estağfurullah hocam. Yani o bakımdan söylemedim de... Bu el yatkınlığı işi. Gonca hocam daha önce bunu yapmıştı da o bakımdan şey ettim de söyledim. Aman hocam ben de çok meraklıyım senin söküklerini dikmeye. Gonca bir dakika değil misin? Tamam kızma. Sen. Niye kızayım? Bak göreceksin bunu diktikten sonra mağazadan aldığın ilk günkü gibi olacak. Ama önce dikiş setinin yerini bulmam lazım. Daha olur canım. Olur tabii. Ay. Hadi. İğne yamuk. Ben iğne. Ay. Allah'ım gördün mü bak. Çok acımadı değil mi hocam? Yok acımadı. Yani acıdı da az acıdı. Neyse ben bunu alayım da elini delik deşik edeceksin tamam, yoksa. Tamam ben dikerim lan. Hem ne demişler?
İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Sen güneşimi kapama yeter. Yok hocam, yok. Ben daha fazla dayanamayacağım. Hayır, elini gömleğe dikeceksin neredeyse. Ver ver, beni kan tutar. Ya ver, tamam, yanlışlıkla oldu dikeceğim. Neyse hocam, sen ver gömleği de Gonca diker. Hayır, bir şey değil, elin de çok ağırmış. Gonca şimdiye kadar bana yeni bir gömlek dikmişti. Gonca diksin o zaman. Sana şu söyleyeyim mi? Sen çok şanslı birisin. Biliyorum. Çok iyi bir kardeşim var değil mi? Öyle de senin canın bir şey mi sıkılıyor? Yok bir şey. Özür dilerim. Ben gideyim o zaman. Adam haklı. Yani bir düğmeyi bile dikemiyorum. Sonra da sinirimi ondan çıkarıyorum. Ya yani nerede bu Gonca ya? Komşularım ve arkadaşlarım bile benden daha çok onu seviyorlar. Evin nedeni gayet basit. Gerçek neyse, hiç kibarlık yapmadan insanın yüzüne don diye söylüyor. Keşke ben de onun gibi dürüst olabilsem. Tamam, şu andan itibaren ben de dürüst olacağım. İnsanlara içimden geldiği gibi davranacağım. Oo, kardeşim. Ha, kardeşim. Heh. Heh, dalmışım işte. Dalmış mısın? Ne oldu ki daldınız? Yok bir şey. Durduk yere mi daldın yani? Hmm, işler biraz yoğun ya, onlara dalmışım. Ha bu arada seni Koray, Huşenk ve Ayça aradı. Wow. Neymiş dertleri, beni mi özlemişler? Allah Allah, 2 dakika ayrıldık evden, yol geçen anına çevirmişlerdir evi. Huşenk kirlilerini bıraktı. Koray'ın dikilecek düğmesi varmış, Ayça da derdi neyse sana söyleyecekmiş. Tamam tamam, anlıyorum. Kardeşim sen işe gitmiyorsun lan. Gideceğim. Git tabii canım, ekmek parası. Hey Allah'ım ya, ne şeker şey. Yani bu kadar işin arasında bir de benim işimi düşünüyor. Şimdi işe gidip bütün çalışanlarıma dürüst davranmayı öğrenmeliyim. Al bakalım kardeşim şemsiye. Ne yapacağım, bunu yağmur yağmıyor ki. Canım İstanbul'un havası belli olur mu, bakarsın belki yağar. Yağmasa bile sen yolda laf atanın kafasına 2 tane böyle çatana diye vurdu mu görür gününü. Tamam. Hadi kardeşim, ben bir çarşaflara bakacağım, işim gücüm var. Hadi sen git bile gidelim. Şimdi Huşenk kapıdadır. Ay dur, ona Gonca gibi davranayım. İçten ve dobra. İşte yine buradasın ve yine kapı dinliyorsun. Ve sen kapı dinlediğin sürece benden dayak yiyeceksin. Dur dur Ayman Hanım, ne yapıyorsun? Niye beni dövebilirsiniz? Şaşmışam, kalmışam var lan. Niye şaşıp kalıyorsun? Sen de kapıyı dinleme. Ya ama benim kalbimi incitebilirsiniz. Sizden hiç bekleyebilmezdim ben bunu Ayman Hanım. Aman sanki ilk defa başına geliyor. Ya ama sizin tarafınızdan ilk kez dövülebilirim. Merak etme. İlk oldu ama son olmayacak. Bundan sonra hep böyle dövün. Dur, ay Allah, dur, dur. Benim bu şok halkalarına bilmem için gidebilmem lazım ya. Şokmuş. Gonca seni her gün dövüyor da gıkın çıkmıyor. Ha, Gonca daha iyi dövüyor demek ki. Ben de bir dahaki sefere daha iyi vururum. Aa, Gonca geldi mi? Ayça'ya da dobra dobra davranalım, bakalım ne olacak. Evet, içeride. Yaşasın. Dur, ben hemen gidip şundan 2 tane tavsiye alayım. İyi de Ayça'cığım, sana tavsiye versek de anlamazsın. Anlayamadım. Ne demek istiyorsun sen ya? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Ayça'cığım. Açık sözlü ve dürüst oluyorum. Sen kalın kafalının tekisin. Yani dünyada neler olup bittiğiyle ilgilendiğin falan yok. Aklın fikrin bilmem ne krallarında. İnanamıyorum. Bu sen olamazsın. Böyle bir şey nasıl söylersin? Şimdi gönlüğe daha da çok ihtiyacım var. Allah Allah. Biz dürüst olunca insanlar niye bozuluyor anlamadım. Yeterince dürüst olamadım galiba. Man kafasın, man. Herkese günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Ne bu hali? Kendini karantinaya almışsın. Hasta mısın, neyin var? Yani hastasın da bu seferki fiziksel mi diyorum. Hayır Yonca Hanım. Bu naylon benim terlememe ve zayıflamamı sağlıyor. Oldu Şepoy. Şimdi de poşetten mi medet umuyorsun? Ay benim bulduğum bir yöntem değil ki bu Yonca Hanım. Denenmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiş bir şey bu. Hem ISO 9001 belgesi de var. Yanlışım var Şepoy. ISO böyle saçmalıklarla ilgilenmez. Kalbimi kırıyorsunuz Yonca Hanım. Şimdi niye buna saçmalık dediniz ki? E saçmalıyorsun da o yüzden.
Yani seni böyle gören deli zanneder. E haliyle benim yanımda çalıştığın için beni de deli zannedecekler. Aman aman iyi. Zaten şu zayıflama uğruna verdiğim hangi savaşta desteklediniz ki beni? E bu şekilde saçma sapan şeyler yapmaya devam edersen desteklemem de, haberin olsun. Anladık, tamam. Gonca Hanım nasıllar? Gayet iyi. Geçen gün bana yolladığı börekler çok güzeldi. Biliyor musunuz Gonca? Biliyorum. Gonca gibi bir kardeşim olduğu için çok şanslıyım, değil mi? Aa evet, nereden bildiniz? Boş ver. Zaten senin öyle bir kardeşin olsa her şeyi yediğin gibi onu da yerdin. Ama niye böyle davranıyorsunuz bana bugün? Allah'ım ya, niye beni böyle yarattın? Hayda, ne dedim ben şimdi? Yani içimden gelen şeyleri söylüyorum. Ayrıca Gonca sana buna benzer bir sürü şey söylüyor ama gıkın çıkmıyor. Bırakın şimdi bu lafları. Kardeşinizi kusurlarınızı örtmek için kullanmayın. Doğru ama senin 50 kiloluk kusurunu kapatmak için sıva ustası olmak lazım Şebnem. Komşularım değil, iş arkadaşlarım da ona hayran. Ama biz 2 saat onun gibi davrandık. Ağlamayan kimse kalmadı. İnanılır gibi değil. Ya bu işin sırrını öğrenmem lazım. Ay, benim de şöyle güzel bir evim. Okumuş arkadaşlarım. Arabam. İyi bir işim olsaydı ne olurdu ya Rabbim. Benim de bir projem olsaydı da koltuğumun altına koyup şöyle şıkıdım şıkıdım yürüseydim. E cep telefonum olsaydı da kontürsüz kalsaydım ya Rabbim. Aman Gonca kız boş ver. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamazmış diller. Ama kız şöyle bir işin olsaydı ama fiyakalı olurdun ha. O vakit Gonca'nın giydiği pantollardan da giyerdim. Topuklu ayakkabı da. Şakır. Aha. Alo? Buyurun. Yok, ben Yonca değilim Gonca kardeş. Aman okuldan arkadaşıyım, fakülteden. Bahattin diyeceğiz, ben ona derim. Efendim? Ne? Dadı doğurdu mu? Anam, yaşasın, dadı doğurdu demek. Tamam, çok teşekkür ederim size. İyi günler. İyi günler. Affedersiniz, Şebnem Hanım'ı arıyorum ben. Karşı masa. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler, rahatsız ediyorum ama. Yok yok, rahatsız eden sen değilsin. Kim peki? Bir adam falan mı? Evet, Monsieur Nylon. Pardon? Zayıflamak için bu naylonların içine girmek zorunda kaldım da ondan bahsediyorum. Ha. Bana mı dediniz? Burada senden başka kurye var mı kardeşim? Ha, tabii. Ben kuryeyim, değil mi? Artık seni de kurye yaptılarsa, vay kuryeciliğin haline. Size bir paket vardı da, şurayı imzalarsanız size hemen takdim edeyim. Evet. Pardon, pardon. Gonca bizim dergide kendi çektiği fotoğrafı görünce bayılacak. Aa dur ben bunu bir Yonca'ya göstereyim. Müjdemi isterim kız kardeşim, teyze olduk. Ne diyorsun Gonca, ne müjdesi ne teyzesi? Kız teyze olduk diyorum, dadı doğurdu dadı. Aa aradılar mı? Ay çok sevindim, hadi bunu kutlayalım. Kutlayalım kardeşim. Tamam, o zaman öğlen yemekte birlikteyiz. Vay be, bak görüyor musun? Koray'la işleri iyice ilerletmiş bunlar. Bu birlikte yedikleri ikinci yemek. Öpüyorum seni, bay bay. Gonca, bu Gonca var ya Gonca. Evet, Gonca, Gonca, Gonca. Biliyorum, onun gibi bir kardeşim olduğu için çok şanslıyım. Evet, aynen öyle. Bak, bak sana başka bir şey göstereceğim. Bakar mısın şu fotoğrafı? Bunu Gonca çekmiş farkında olmadan. İnanılmaz güzel bir fotoğraf bu ya. Ben bunu dergide yayınlayacağım, bak. Bir bizim işimize el atmadığı kalmıştı. Dergici de oldu, tamam artık. Bu fotoğraf var ya, birçok fotoğraf çetaş çıkartacak. Gonca bakar mısın şuna? Çok güzel bir kadraj ya. Çok güzel. Şimdi müsaade eder misin? İşim var. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Yonca,
İyi misin sen? İyiyim. Sadece biraz işim var. Peki, tamam. Ayça Hanım, de bakayım akıl danışacağın şey neymiş? Ya aslında biliyorsun ama ben son bir kez fikir danışmak istiyorum. Kız söyle de çatlatma adamı, ney? Ya biliyorsun ben Koray'dan hoşlanıyorum. Aman be, bunu mu diyecektin? Ben bunu biliyorum zaten, daha değişik bir şey bekliyordum. Tamam işte, ben ondan hoşlanıyorum ama o bunu bilmiyor. Ben de kendi kendime gelin güvey olmaktan bıktım usandım artık. Git açıkça sor Ayça, sen de ne yapacağını bilirsin bari değil mi? Ya sorayım ama beni reddeder diye çok korkuyorum. Kız Ayça, korkunun ecele faydası olmaz dedi prenenim. Ayrıca da korkuyla yaşamaktansa gerçekleri öğrenmek insana daha az acı verir. Vallahi bak. Kız git sor. Ben sana varmak istiyorum, sen de bana varmak istiyorsan kaçır beni de. Jandarmalar da sizi bulana kadar zaten iş bitmiş olur. Nay nay nay. Jandarmalar nereden çıktı şimdi? Farz-ı misal diyorum Ayça ama oy. Yani senin kurallardan biri duyar da bozulur da adam takarsa peşine diye. Doğru. İyi tamam, aynen öyle yapacağım. Çok teşekkür ederim Goncacığım. Aman efendim, ne demek, kim olsa aynı şeyi yapardı. Çin çin. Buraya pek olmadı hocam. Ya hem kendin oldu diyebilirsin, hem de olmadı diyebilirsin. Hay valla ben seni hiç anlamamışım ya. Hocam ne diyorum biliyor musun? Şu koltuğu biz şuraya çekelim ha. Hadi gel. Ama bu 20. yer değiştirebilmemiz hay valla. Yani ben yorgun düşmüşüm artık. Yakında hakikaten düşebilirim. Bir karar verirsin artık oğlum. Hüseyin, lütfen susup şunun ucundan tutar mısın? Yani 40 yılda bir şey istedik senden. Onda da söylemediğin lafı bırakmadın hocam yani. He. Koy. Bu yardım ondan sonra bir 40 yıl daha görüşmesek olabilir mi Hürmetli Koray Beyciğim? Hüseyin. Ya odanın her yerine taşıyabildik hayvalım. Yani bir karar verebilirsiniz diye öyle demişim. Ne iyi. Tamam o zaman. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra fikrimi değiştirirsen bana yardımcı olursun ama. Olabilir hayvalam. Yalnız bu fikir değiştirme olayı bugün olmasın. Olabilir mi Hürmetli Koray Hocam? Tamam hocam, peki. Otur da biraz dinlenelim bari ha. Ne içersin? Çay, kahve, meyve suyu? Meyve suyu içebilirim hayvalam. Eğer size zahmet olmazsa Hürmetli Koray Beyciğim. Hemen getir. Uşen, aç mısın? Sandviç falan getireyim mi? Yok hayvalam, değilim. Aslında bana o kadar kalori yaktırabilmiştir hayvalam. Yiyebilirdim aslında. Meyve suyun ve kekin hazır hocam. Ooo, Hürmetli Koray Bey hocam. Ben çok sevebilirim kek yemeği. Sen yaptın. Yok be hocam, nerede? Gonca yaptı. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Her kek seviyordu, niye yemiyorsun? Benim yiyebileceğimi tahmin edip içine zehir falan koymuş olabilir. Gonca mı? Ya ilahi Uşen, Gonca'dan böyle bir şey bekler misin sen hiç? Bilirim hayvanım, şaka yapırım. Yoksa ben çok severim Gonca balamı. Yani her şeye rağmen. Ya, demek seviyorsun Gonca ya. İyi, yakışır sana Huşek. Fişek gibi kızdır Gonca. Ya hayvanım ne fişe? Domuzları için imal edilmiş dondon kurşunu gibi vallahi. İki günde öldürebilir miydi? Ne demek istediğini anlayabilmişim hocam. Ama benim öyle bir hissiyatım yoktur Gonca balamı. Ya, demek öyle bir hissiyatın yok. Peki... Nasıl bir hissiyatın var? Vallahi Koray hocam, sen de görebilirsen işte. Günde beş vakit bana dayak atabilir kendisi. Yani böyle işte taşlı sopalı, eşeğin sudan gelmesini beklemekle geçebilen bir hissiyat. Ben de onu diyorum ya Hüseyin. Büyük aşklar nefretle başlar hocam. Yok hayvanım, ne alakası var ya? Biz onunla sadece arkadaşız. Hem benim Azerbaycan'da rüya gibi bir sevgilim var. Koray hocam, diyebilirim ki ben, asıl sen Yonca balamların evinden çıkmaz oldun. He? Ne alakası var canım? Ya bunları nereden çıkartıyorsun o şey? Demek ki öyle denk gelmiş. Hadi hadi Koray hocam. Ben bilmiyorum artık valla. O şey. Şuraya bak ya. Yonca ile ilişkim ne hale geldi? Hepsi Levent'in yüzünden. Tabii. Ve ben de onu dinlediğim için en az ben de onun kadar suçluyum. Ha. Eti an çomağı hazırla. Ne oldu Sarp Bey? Kimden bahsediyorsunuz? Kim olacak senden? Kendi kendinize konuşacaklarınız varsa ben sizi rahatsız etmeyeyim. Baş başa kalın. Ben ne yapmışım Sert Bey? Doğru söylüyorsun. Sen bir şey yapmadın zaten. Levent, senin sayende bir arpa boy yol bile alamadık ya. Bırak yol almayı, geri bile gittik. Hala ne yaptığımı anlayabilmiş değilim Sert Bey. Haklısın. Zaten senin fikirlerin dinleyende kabahat. Oğlum, Koray kızı kaptı bile ya. Ama... Kes kes. Derhal git başımdan. Ya seni görmek bile istemiyorum Levent. Nasıl yani? Beni kovuyor musunuz? Nasıl anlıyorsan öyle. Ya senin bu muhteşem fikirlerin beni işimden bile kovdurabilir ya. Beni cidden kovuyor musunuz? Hayır, bir süreliğine arşive yardıma gidiyorsun. Ha, sürülüyorum yani.
Eğer sen tıpış tıpış gitmezsen Levent, ben seni sürüyerek götüreceğim. Hadi canım, hadi. Giderim. Hadi. Gidiyorum. Ben bakarım. Merhaba Koray, içeriye geçebilir miyim? Tabii geç. Yalnız evi biraz daha kusura bakma. Aa yok canım, niye kusura bakayım ki? Aa Hüseyin, sen de mi buradaydın? He, hürmetli Ayça Hanım. Ben buradayım maalesef. Evin biraz şeklini değiştirebildik de. Aa ben de ona bakmaya gelmiştim zaten. Sen de nasıl ona bakmaya gelmiştin zaten? Sen nereden biliyorsun eşyalarının yerini değiştirdiğimizi? Ha şeyden anladım. Şey oldu. Hah! Gürültüden. Ya sizdeki kulakla mende olabilse keşke Aybalım. Ya arada 3 mertebe var. Haradan duyabildiniz siz eşyaların sesi? Ama ne bileyim ben. Apartmanda senin kafan gibi bomboş. Her şey duyuluyor işte. Neyse, hürmetli koruyacağım. Artık istenmediğimiz belli olabilir. Ben gidebilirim. Hiçbir yere gidemezsin Uşak. Nereye gidiyorsun? Ayrıca ben eşyaların yerini değiştirmek istersem ne olacak? Bana kalırsa sen biraz daha kal hocam ha. Ya iyi de benim servis saatim gelebilir. Benim gitmem lazım. İyi tamam o zaman git, ne diyeyim yani. Hem bak Ayça balam da burada. Sana böyle ufak tefek eşyaların yerini değiştirebilirken yardımcı olabilir he. Aa tabii yardım ederim. Hadi sana güle güle Hüseyin. Hadi eyvallah Koray hocam. Hadi güle güle hocam. Demek sesimiz aşağı kadar geldi ha. Eğer rahatsızlık verdiysek kusura bakma Ayça, ne olur. Ya Koray o aslında sadece bir şakaydı. Ben aslında şey için geldim. Bak Koray. Pardon. Pardon. Efendim. Efendim. Ha buyur hocam. Ne? Bu çok güzel bir haber. Anladım tamam. Hemen çıkıyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sağ ol. Ne oldu Koray? Gidiyor musun? Ya Ayça kusura bakma. Evet çıkmam lazım. Bizim üzerinde çalıştığımız bir albümümüz vardı ve onun ilk kopyası çıkmış. Ve benim acele çıkmam gerekiyor. Ya öyle mi? Ya. Ne güzel. Ben de aslında sana şey diyecektim. Hı. Evet hocam. Ya neyse sonra görüşürüz. Tamam ben de üstüme bir şeyler alayım. Ben çiçek getirdim. Şuraya imzalayın lütfen. Buyurun. Teşekkürler baba. Ben teşekkür İyi günler. Ederim. İyi günler. Kart varmış. Yarın senin tatbak lokantasında bekliyorum. Umarım beni kırmazsın. Ay deli bu Sarp ya. Ay, ne var sanki kendi gelip söylese. Gerçi olsun bu da iyi bir yöntem ama ben de bu nazik hareket için gidip teşekkür edeyim bari. Verdin mi balık etindeki bayana? Ne balı abi, balina mı? Kes ezecekliği. Verdin mi vermedin mi? Verdim abi. Aferin koçum. Ne demek abi, bizim görevimiz bu. Bakalım göreceğiz uğurlu gelecek misin? Yarın iple çekiyorum. Hadi eyvallah. Acaba tepkisi ne oldu? Çok incesin Sarp. Yine şaşırttın beni. Ne yaptım ki ben? Ay öyle deme lütfen. Ay niye küçümsüyorsun ki yaptığını? Hem bence çok güzel bir fikir. Ay çok güzel çiçekler, çok teşekkür ederim. Ayrıca yemek davetini de kabul ediyorum. Ya Şevko ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Aklın fikrin yemekte. Ya madem öyle niye rejim yapıyorsun sen? Aa, yeterim artık bu şaka canım. E tamam kabul ettim yemek davetini işte. Ay vallahi sinirimden yiyeceğim bu çiçekleri şimdi. Neden anlamıyorum sen boyuncuk ya? Ne yemeği, ne daveti ya, ne rejimi? Anlamıyorum seni ben ya. Bak eğer yemeğe çıkmak istiyorsan git, bir de benim yerime ye tamam mı? Ama ben yalnız kalmak istiyorum tamam mı? Lütfen beni yalnız bırak. Hadi canım hadi hadi hadi. Ay sen ne biçim bir insansın ya? Sen niye benim duygularımla böyle yap, boz, oynuyorsun? Şefboy. Ya, ya sırf şefboyun değil, bu şirketin komple rejim değişikliğine ihtiyacı var ya. O zaman bu yemek daveti bana değil Yonca Hanım'a geldi. Ama kimden olduğu belli değil. Nasıl oluyor da insanlar bu kızı bu kadar seviyorlar? Ya normal bir insan işte. Benim eksiğim nerede? Yonca, kız kardeşim daldın gittin. Alo, kız sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Biz buraya mutlu bir olayı kutlamaya gelmedik mi? Doğru, haklısın. Sen benim kusuruma bakma. Ya bu aralar o kadar çok çalışıyorum ki kafam kazan gibi. Biliyorum, biliyorum.
Ama sen daha bir lokma bir şey yemedin. Öyle dalıp dalıp gidiyorsun. Tamam tamam, yiyorum. Bak o kız Gonca, bak da öğren. Nasıl peçeteyi yayıyor, çatalı bıçağı ne, nasıl kullanıyor? Bütün erkekler de ona bakıyor. Hepsi kreşleme olacak, şunlara bak. Bak bak. Kardeşim onlar ne yapıyor öyle? Ya kardeşim bunlar paraları havuza atıyorlar. Evet, burası dilek havuzu. Nasıl yani? Basbayağı dilek havuzu işte. Allah Allah, insanlar gelip dilekçelerini buraya mı atıyorlar? Vallahi ben bilmiyorum, biz koydayken dilekçelerimizi muhtara verirdik. Dilekçe değil, havuza para atıyorlar ve dilek tutuyorlar. Ha. Peki bu dilek kaç para? Bozuk para atman yeterli. Kız bu bizim köyde çabuk bağladığımız dilek ağacı gibi bir şey yani. Evet, öyle de denebilir. Kız vallahi burada her şey olduğu gibi dilek tutmak da paraylaymış. Evet, maalesef öyle. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Hadi gel. Hop. Evet. Al bu bozukluğu. Dileğini tut ve parayı at. Tamam. Tamam mı? Aynen öyle yapacağım. Tanrım ne olur kardeşim gibi saf ve temiz biri olayım. Onun gibi içten ve içimden geldiği gibi davranayım. Her şeyim onun gibi olsun. Havuzdaki periler, melekler, benim dileğim aynı kardeşim gibi olmaktır. Onun gibi okumuş yazmış, velhasıl kelam, tıpkısının aynısı, onun gibi olmak istiyorum. Getirmiş bana bu esvapları böyle. Hı. Ne be kız bana? Niye böyle konuşuyorum ki de ben? Uzadı bu saçlar böyle. Aa, dilek havuzundaki dileğim gerçek oldu sanırsam. Billahi de oldu. Billahi de oldu. Dileklerim gerçek oldu. Çatarlasın da yer yer gelin olması. Ne yapsam? Ha? Kardeşime şöyle güzel bir kayfaltı hazırlayayım. Ha, vallahi de dileğim gerçek olmuş. O benim kimin olmuş, ben de onun kimin. Yaşasın, dileğim gerçekleşmiş. Kardeşim, kahvaltını hazır eder mi? Yok Yoncacığım, kahvaltı etmeyeceğim. Biliyorsun biraz kilo fazlalığım var, diyet yapıyorum. Yani kompleks türü bir şeyler yiyip çıkmam lazım. Ya güzel kardeş, sen yediğin şeylerden bir şey olmaz ki. Sen hep lıkıt şeyler yiyorsun. Ya sen bir şeye üzülüyorsun, ondan böyle oluyordur. İlahi Yonca, vallahi hiç güleceğim yoktu. Benim bildiğim üzüntü insanı zayıflatır. Oo. Demek ki sizin burada böyle oluyor. Yani bizim köyde bir tane melek teyze vardı, sen bilmezsin. Üzüldüğü zaman bir oturuşta dört tane ekmek, bir tane de buz çevirme yerdi. Bence senin melek teyzen bahane arıyormuş. Ama hani önce beni oyalama da şu kalorilerimi bir an önce yakayım. Ya kız, soba yanıyor. Bir de niye kalori yakıyorsun? Kalori diyorum, kalori. Kalorifer değil. Kız, kalori ne? Yapmadığın zaman sana kilo olarak denen enteresan şeye denir kalori diye Yoncacığım. Ay çok koşmam lazım Yoncacığım, çok. Of ben bu kiloları nasıl vereceğim ya Rabbim? Her gün bir maraton koşsam anca veririm. Örnekli Gonca bana, sen değil maraton, dünyanın etrafını 5 defa dolaşabilsen o kiloları verebilemezsin ay bana. Öf be, bu matkap da duvarları değil, sanki insanın ciğerini delebilir ay bana ya. Kardeşim sen de koşsana.
Ya kardeşim koşayım da sen koşuyorsun koşuyorsun bir yere vardığın yok ki. Ya gideceğim yere gidemedikten kelli niye koşayım deli miyim ha? Neyse ben koş dengi çağırayım bize ekmekten yumurta getir. Çağırmana gerek yok kardeşim. Huşek nasıl olsa kapıdadır. He doğru söylüyorsun. Yani telekulak başka nerede olacak? Koş den bize ekmekten yumurta getir. Allah Allah. Adım geçmiştir ama apartmandaki gürültüden ne demişler anlayamamışım. Ya özüme söz hakkı doğmuştu ama şartlarla müsaittir eyvallah. Yani söz hakkımı kullanabilir miyim? Dur bakalım başka ne diyebilirler? Radar hazretleri de buradalarmış. Ben miyim Radar hürmetli yonca balı? Beni bu halimle gördü ve hiç şaşırmadı. Demek dileğim gerçek oldu ya. Allah'ıma şükürler olsun. Siparişleriniz varsa onları almaya gelmişim. Biz daha pirzola sipariş etmiştik. Dananın kendisi geldi. Şimdi müsaade edersen ben seni bir pirzolaya çevirem. Hoş geldin. Niye burası? Aptal olabilirim. Senin aptal olabilmen için bir sana vurmama gerek yok ki. Sen zaten aptalsın. Hoş geldin. Yapabilirsiniz ha. Aman ister kalbini kırarım, ister kafanı kırarım. Hoş geldin. Sen git bize bir tane ekmek, gazete, bir de yumurta al. Yürü. Ya güzel kardeşim, böyle yerinde koşacağına esnaftan koşsaydın, şimdi dergiye vardıydın. Ay doğru diyorsun valla. Ben de bir duş alıp da çıkayım hemen. Ya kardeş, şimdi ağızda dinamik kahvaltı yapamayacağız mı? Yapamayacağız kardeşim, şu kilolarımı vereyim ancak öyle. Hoş geldiniz Gonca. Bugün yine çok şıksınız. Teşekkürler, iltifat ediyorsun. Hayır, ben sadece gerçekleri söylüyorum. E tamam kes, çok konuştum. Merhaba Yonca. Ayça, hoş geldin. Geç. Ya Yonca ya, benim bir problemim var. Problem mi? Kız ben matematiğim iyi değildir ha. Ya bu matematikle ilgili problem değil. Kız şaka yaptım, şaka. Söyle derdini Yonca'ya. Al ödünü otur aşağıya. Ne? Ya ben hiç iyi bir ev kadını değilim ya. Hiçbir şey doğru düzgün yapamıyorum. Kız üzüldüğün şey bu mu? Allah cızırtını vermesin. Neymiş bakalım yapamadığın şeyler? Mesela hiç iyi yemek yapamıyorum. Canım yemek pişiremiyorsan evlenirsin bir tane lokantalar kralıyla. Yemek yapma derdinden kurtulursun. Ama ben çamaşır yıkamayı da beceremiyorum. Nasıl beceremiyorsun? Bayağı. Mesela beyaz çamaşırların üstünde hep böyle renkli renkli desenler oluveriyor. Bir dakika kız. Yoksa sen renklilerle beyazlar beraber mi makineye atıyorsun? Evet. E bu yüzden de kazandığım paranın yarısı yeni beyaz çamaşıra, tişörte falan gidiyor. Ay sen adamı gülmekten öldürürsün. Kız beyazlarla renkliler bir arada yıkanmaz. Ay Yonca var ya sen çok iyi bir kızsın ha. Her şeyi biliyorsun ya. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Hadi bayan bayan. Ne olursa bir problemin gel. Gonca Hanım derginin son sayısı için hazırlanan yazılar burada. Tamam. Masaya bırak ve git. Gonca Hanım, ilişkilerde üçüncü boyut başlıklı yazıda hangi fotoğrafları kullanacağımızı söylemediniz daha. Tamam sen bırak ben seçerim. Evet. Ya ben size o finansal durumu bildirmiştim daha önce. Tamam işte siz röportaj gününü belirleyin artık. Gonca Hanım, incelemek istediğiniz kitapları getirdim. Kadınların tarih boyunca cinsel fantezileri. Tamam, sen masaya koy ben ilgilenirim. Çıkar mısın? Oh. Ayça kızım bir diyeceği vardı, unuttu besbelli. Oo, Koray hocam. Hocam, süpersin. Yani dün yaptığın yemek mükemmeldi. Ve annemden sonra dünyada en güzel yemek yapan kadın sensin. Esnaf mı diyorsun? Aslına bakarsan annem olduğu için ona biraz torpil yaptım. Galiba sen annemden de güzel yemek yapıyorsun. Afiyet olsun. Beğendiğine sevindim. De, bu ne? Ha, bu tabağınız. Yok, onu görüyorum da. Bu ne? Ya hani adettendir ya, getirilen tabak boş gönderilmez. Ben o güzel yemekleri yerken seni andım, sen de CD'yi dinlerken beni anarsın. Oo, Koray hocam, o zaman ben seni daha çok anacağım demek ki. Ben gideyim o zaman, senin yapılacak işlerim vardır. Ya olmaz olur mu Koray hocam? Ya bir sürü çamaşır yıkayacağım da. Peki,
O zaman sonra görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Şimdi çamaşır yıkamanın zamanı geldi. Ya şu medeniyete bayılıyorum. Koyuyorsun çamaşırları makineye, basıyorsun düğmesine, kendi kendine fır fır dönüp yıkıyor. Allah Allah. Seni gümüğünü sıktığımın makinesi. Tam da bozulacak zamanı buldu. Nasıl yıkayacağım ben bu kadar daha çamaşır? Yıkıyorum yıkıyorum, bir milim ileri gitmiyor. Gonca Hanım, reklam verecek şirket sizinle özel olarak görüşmek istiyor. Ben anlamadığım şey, benimle niye görüşmek istiyorlar ha? Gitsinler reklam departmanındaki insanlarla görüşsünler. Bilmem, editörünüzle toplantı yapmak istiyoruz dediler. Tamam tamam, yarın için bir toplantı ayarlarız. İmkansız, geldiler bile. Ne? Evet, toplantı odasında sizi bekliyorlar. Aman be Şebbo, şimdi mi söylenir bu? Vallahi bana sürpriz olmasa size de sürpriz yapmazdım yani. Tamam, çıkabilirsin. 100 gram zayıflamak için rejime verdiğin önemin onda birini şu işine versen böyle aksilikler olmaz Şebbo. Gonca Hanım, bu nedir bu? Bence o bir kağıt. Evet, kağıt ama tirajların yazıldığı kağıt. Söyler misiniz, bu tiraj ne? O tiraj, bizim bildiğimiz tiraj. Gonca Hanım, bana laf cambazlığı yapmayın. Estağfurullah efendim, ne cambazlığı? Amazon %23 tiraj kaybetmiş. Yapmayın ya. Nerede kaybetmiş? Desenize barajın altında kaldık. Gonca Hanım, artık benimle alay ettiğinizi düşünüyorum ve kızmaya başlıyorum. Ne demek efendim? Öyle bir niyetim olabilir mi hiç? Sizin niyetinizi bilmiyorum. Ama bu tirajı eski haline getirmezseniz o zaman benim niyetimin ne olduğunu görürsünüz. Tabii. Tahmin etmek zor değil. Eğer tiraj yükselmezse kendine sarı sayfalardan iş bulmaya bakacaksın Gonca. Allah. Gonca'ya açılmadan bana rahat yüz yok. İyi de ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Şimdiye kadar yapmadığım şeyi yapacağım. Çıkacağım karşısına ve diyeceğim ki... Seni kendimden, seni senden, seni her şeyden çok seviyorum Gonca. Ya sensiz geçen bir dakika bir asır gibi geliyor bana. Ve sensiz yaşadığım her an bana ızdırap veriyor. Ne olur bana evet de. Evet de ki birlikte güzel günler el ele yürüyelim ne olur. Ya tamam Serp, sonra yürürüz. Ama şu anda çok işim var görüyorsun ki. Yani şimdi bir şey söylemeyecek misin? Dedim ya, sonra konuşsak bu konuyu. Aa, şuraya bak. Ya bir insan bu kadar mı duyarsız olur? Sanki karşında pazarlamacı var. Ya öyle demek istemedim tabii ama zamanlaman yanlış Serp. Son sözün bu mu? Bak şimdi Serp, konuyu nereye getiriyorsun? Tamam, peki. Seninle sahada hesaplaşacağız. Hesaplaşırız. Hangi sahada? İş sahasında. Genel yayın yönetmeni yardımcısı olmak için hiç uğraşma. Çünkü ben olacağım. Yok canım, görüşeceğiz bakalım Sarp Bey. Ne var Öztenk efendi? Hiç öyle, zibil var mı diye sormaya gelmişim. Zibil var. Yok zibil mi bil? Hayırdır? Pek yorgun ve dargın görünebilir ses hürmetli Yonca Balan. Niye yorulmayacağım? Bütün evi sildim süpürdüm. Bir orduya yetecek kadar çamaşır yıkadım. Yerleri oldum, parkaları cilaladım. Keşke herkes böyle yapsa. Ne var bunda hayvanım? Bu dediğin zaten herkes yapabilir. Sürpriz değil ki bu. Ne yani? Şimdi sen benim yaptığım işi küçümsüyor mu yani? Türkiye'de ve dahi benim memleketim olan Azerbaycan'da ve dünyada birçok ev işi yapan kadın bu işleri yapabilir hayvanım. Ya bunu da abartmaya gerek yok. Öyle mi? O zaman dayağı da erkekler yiyebilir Koçtaki. Senin korkak kozu, kurbağa senin. Seni sözlüğün damına yuva yapmış mandas. Ya dur ne vursan ya, elinde pek ağırmış ha hayvanım. Ağırdır tabii, bütün gün el temizliği yaptı. Keşke demiyorum, ona da dayak yememişim hayvanım ya. Biraz daha ye, bunlar da yemekten sonra yesin.
Hüseyin'e bak be. Ev işini küçümsün. Bir kere dünyanın en zor işi evladını. Baba, ben alışveriş yapmayı unuttum. Aman Allah'ım, bu nasıl işmiş böyle? Ya Rabbim, çalış çalış bitmiyor. Gonca Hanım, genel yayın yönetmeni sizi odasına çağırıyor. Rapor hazır değil mi? Hasta mıydım ben? Ne raporu? Canım, genel yayın yönetmeni yardımcısı olabilmeniz için rapor hazırlamanız gerekiyordu ya. İşte onu diyorum. Yoo, ben rapor mapor hazırlamadım. Hemen bir tane hazırlasam olmaz mı? Dalga geçiyorsunuz herhalde. Yani bahsettiğim raporun en az 3 haftada hazırlanacağını siz de gayet iyi biliyorsunuz. Tabii canım, espri yaptım. Rapor var değil mi? Ay ilahi şey boy. Var tabii canım, sen adamı öldürürsün gülmekten. İyi Gonca Hanım, ne yapacaksın şimdi bakalım? Manda sürsü geçse bu kadar yorulmazdım ya. Neyse bitti. Aha. Ne bitti? Daha yemek var. İnanmıyorum. Nasıl oluyor da bu kadar zaman geçmesine rağmen bir raporu hazırlayamıyorsunuz siz? Şey, aslında hazırdı ama şey oldu. Ne oldu? Şeytan aldı götürdü. Ne? Ya satamadan getirmesini bekliyordum ama siz çağırdınız. Neler söylüyorsunuz? Palavra anlatmayı bırakın şimdi. Şimdi istemiyorsanız daha sonra geleyim anlatayım. Oturun lütfen. Bir de benimle dalga geçiyor. Önce Amazon'un tirajını düşürdünüz. Sonra istediğim raporu hala hazırlayamadınız. Nasıl genel yayın yönetmen yardımcısı olacaksınız, söyler misiniz? Bu gidişle olamayacağım galiba. Ha şunu bileydiniz. Sarp Bey sizin aksinize görevini eksiksiz hatta fazlasıyla yerine getirmiş. Bir değil tam 3 ayrı rapor hazırlamış. Kendisini tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Teveccühünüz. Bu durumda yardımcım Sarp Bey olması gerekiyor. Evet. Ama ben Gonca Hanım'a bir fırsat daha vereceğim. Gonca Hanım, size yarına kadar süre. Bu süre içinde raporunuzu masamın üstünde görmezsem sadece genel yayın yönetmen yardımcısı olma fırsatını kaçırmayacaksınız. Bundan daha ağır ne olabilir ki? Aynı zamanda sizi Amazon dergisi editörlüğünden de alacağım. Yani kovulacak mıyım? Aman hep, benim ne bitmemiş çilem varmış. Neyse, şu yemeği de yaptın mıydı? Rahat eder. Ben daha 3'ü yapacağım. Aaaa, dünya kadar işim var ya. Nasıl yetiştireceğim ben bu kadar? Gonca Hanım, bitirebilecek misiniz raporu? Ay Allah'ım, benim ne günahım vardı ya. Sen suyunu içtin. Dur bir de ben içeyim. Kardeşim ne sevdi kadın. Şimdi tize avuçtan yedim. Aman yok be. Ben kocanın hayatını istemiyorum. Benim hayatım da. Ah! Davulun sesi uzaktan hoş geliyor tabii. Yonca'nın öyle hiç enteresan bir hayatı yokmuş. Hem ayrıca işleri de çok zor. Ben kendi hayatımı özledim. Ben Gonca kız olmak istiyorum. Gonca kardeşim. Gonca. Oy. Sende bozuk para var mı? Yok bende. Sende de mi kalmadı? Dur sen. Allah rızası için köre bir sadaka abiler. Baksana. Sana diyorum gel buraya. Ben nasıl geleyim?
Körüm ben. Gel, gel. Ben biliyorum senin ne alt olduğunu. Gel. Ne oldu? Fikrini değiştirdin. Para mı vereceksin? Değiştirdim ama para vermeyeceğim. Para hı? Bozduracağım. Hı? Al şu 500'ü. Al işte, hadi yürü git. Git, git, git. Al kardeşim. Taş yerinde ağır. Ne olur dileğim iptal olsun. Yonca olarak kalayım yine. Ben halimden memnunum. Allah'ım, ben bir eşeklik ettim. Yonca'nın yerinde olmak çok zormuş. Ben yine Gonca kız olarak kalayım. Sen kardeşime de sabır ver, güç ver, işlerinde başarılar ver. Amin. Ne diledin? Ben hiç öyle işte havadan sudan bir dilek öylesine. Hı. Sen? Ben de öyle. Havadan sudan işte. İşte.